Bu videonun sonunda 3 yabancı yatırım kuruluşunun Goldman Sachs'ın, Credit Suisse'in ve HSBC'nin Türk bankalarıyla ilgili raporlarından önemli olduğunu düşündüğüm pasajlar aktaracağım. Haftaya bankalar bilançolarını açıklayacaklar 2021 yılına dair. Onun öncesinde üç önemli rapor. Ama her videoda yaptığımız gibi borsa raporlarını sonuna bırakalım. Videonun başında size bir ayı boğa hikayesi anlatacağım. Ayı boğa bu kavramları biliyordur çoğunuz ama bilmeyenler olabilir. Ayı bir enstrümanın fiyatının düşeceğine inananların etkili olduğu piyasa. Boğa piyasası bir enstrümanın artık hangi enstrümansa fiyatının yükseleceğine inananların başat, baskın olduğu piyasa. Şu an hangi enstrümanda ayı piyasası var? Fiyatları düşüyor ve daha da düşeceği düşünülüyor. Doğru tahmin ettiğiniz 10 saltın. 10 saltının fiyatı günlerdir düşüyor. 1850'lere doğru yükselmişti. Oradan düşmeye başladı. Şu anda 1785 dolar civarında. Sadece bugün %0.70 düştü. Neden düştü? Neden düşüyor? Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın son kararı önceki gün yine bu kanalda yorumladığımız, benim yumuşak başlı şahin olarak adlandırdığım, başka kaynakların direkt şahin dediği kararı altına, ons altına iyi gelmedi. Çünkü Fed'in kararı dolara yaradı. Dolar endeksi onu da dün görmüştük yükseldi. 97'nin üzerinde şu anda bugün yatay hareket etti ama günlerdir yükseliyordu. 95'lerin altına kadar gerilemişti. Oradan FED'e dair beklentilerle yükselişe geçti. 97'nin üzerinde. Dolar ve altın birbirine rakip. Aslında ikisinin de benzeşik özellikleri var. Bugün olduğu gibi böyle risk iştahının azaldığı, işte enflasyon endişelerinin arttığı dönemlerde ikisi de öne çıkabiliyor. Ama Dolar bir adım önde. Çünkü dolar faiz veriyor. Tahvil getirileri zaten günlerdir yükseliyor. FED'e dair beklentilerle. Onun rakibi, doların rakibi altın düştü. Peki bundan sonra ne olur? Daha önemli soru. İki eğilim var. Yıl başında yayınladığım bir videoda Bloomberg'un anketini size aktarmıştım. Analistler, altın analistleri aslında baskın eğilim. Yılın ikinci yarısında ons altın fiyatının daha düşeceği şeklinde. 1700 dolar seviyesinin de altına inmesini bekliyorlar. Ama buna karşılık boğa tavrına sahip analistler, altın yorumcuları da var, uzmanları da var. Bugün onlardan birini size aktaracağım. Helios Değerli Metaller şirketi Dünya Kom'da gördüm bunu. Diyor ki enflasyon var Amerika'da. Şu anda tahvil getirileri negatifte. Evet tahvil getirileri yükseliyor ama hala enflasyonun altında. Negatif faiz veriyorlar. E bu koşullarda yatırımcıların bir gözü altında olur. Bu da ons altın yükselmesini getirir. Nereye kadar yükselir? Precious değerli metallere göre bu yıl 2120 dolara kadar yükselecek ons altın. Şu anda 1785'te. Yani ciddi bir yükseliş öngörüyor. Ama bu biraz önce söylediğim gibi daha azınlıkta olan görüş, daha baskın görüş ons altın fiyatının daha da düşeceği şeklinde. Peki gram altın durumu ne? Gram altın ons'tan daha çok biliyorsunuz dövizden, dövizdeki gelişmelerden, dolardan etkileniyor. 18-20 Aralık öncesinde 18 liraya doğru giderken 1000 liraya kadar çıkmıştı gram altın. Şimdi bugün 776 TL seviyesinde. Şu anda çünkü döviz bir süredir işte 13-14'ün altında takıldı kaldı. Bu da gramı olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki dönemde dolardaki olası yükseliş gramın da yükselmesini getirir. Ama elbette here is değerli metallerin öngörüsü gerçekleşir. Ons altın 2120 dolara kadar çıkarsa bu da dövizden, dolardan bağımsız olarak gram altının da içeride yükselmesini sağlar. Bu ayı hikayesiydi. Bir de boğa hikayesi var. Yine bir metal. Yine değerli bir metal. Ama sanayi talebi olan bir metal. Bunu bilmem tahmin ettiğiniz mi? Bunu tahmin edenlerin sayısı daha azdır. Sanayide, otomotivde kullanılan bir metal diyeyim. Öyle bir ipucu vereyim. Evet, bilenler oldu diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. En azından otomotiv sektöründekiler otomobillerde kullanılan, benzinli otomobillerde bilhassa kullanılan, katalitik konvertörlerde kullanılan bir metal. Paladyum. Paladyumun fiyatı son bir ayda %21 arttı. Patladı yani. Bunun arkasındaki sebep, yani kısa vadeli yükselişin arkasındaki sebep Rusya-Ukrayna krizi savaş rüzgarları esiyor. Rusya asker yığdı Ukrayna sınırına işgal etmesinden korkuluyor. Ve bu da paladyum fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Çünkü Rusya Güney Afrika ile birlikte dünyanın en büyük paladyum üreticilerinden biri. Ve savaş çıkarsa ya da Rusya'ya çok sert ya ya da Rusya'ya çok sert yaptırımlar uygulanırsa bunun paladyum arzını daha da azaltacağı ve talep işte yüksek yüksekken fiyatının daha da artmasına neden olacağı düşünülüyor. Bu beklenti, beklentiyi satın alıyor piyasalar. Bu beklentiyle %21 son bir ayda artmış durumda. Fakat bununla birlikte Paladyum'da aslında uzun vadede de zaten fiyatları yukarıya doğru iten başka bir trend daha var. O da Paladyum arzının zaten yıllardır talebin altında kalması. Yani evet şu son bir ay içinde Rusya-Ukrayna krizi etkiliyor fiyatı ama yıllardır zaten paladyum fiyatları yükseliyor. Çünkü yıllardır Bloomberg'dan aldığım grafiği görelim. Yıllardır paladyum arzı paladyum talebinin altında. Hem de az buz değil ciddi oranlarda altında. Bu nedenle zaten uzun yıllardır paladyum fiyatı altın fiyatını solluyor geçiyor. Yatırım kuruluşlarının bankacılık sektörüyle ilgili raporlarına geçmeden önce bir de bir, bir makroekonomi yorumu görelim. Bu da yeni bir rapor, bugün elime ulaşan bir rapor. Capital Economics, Türkiye ekonomisinin bu yıl çok sert fren yapmasını bekliyor. Sadece Türkiye'nin değil, pek çok gelişmekte olan ülkenin bu yıl yavaşlamasını bekliyor. Capital Economics, öngörüsü bu yıl Türkiye ekonomisinin %0.8 gayri safi yurt içi hasılının büyüyeceği şeklinde. Bu çok düşük bir oran. Neye göre düşük bir oran? Geçen yıl 2021'de Türkiye'nin yaklaşık %10-11 civarında büyüdüğü tahmin ediliyor. Kapital Ekonomik %11 demiş. %11'den %0.8'e. Yani bu bir gerçekten acı fren. Sesini neredeyse duymuş gibi oldum. Türkiye ekonomisi eğer böyle yavaşlarsa bunun bütün enstrümanlarda, bütün piyasalarda, mal ve hizmetlerde sonuçları olur. Gayrimenkul fiyatlarını da otomobil fiyatlarını da etkiler. Çünkü bir ülke yavaşlarsa talep azalır. E talep azalırsa mal ve hizmetlerin fiyatları düşer demiyorum ama artış hızı enflasyonun gerisinde kalabilir. Bu da bazı ve mal ve hizmetlerde, belki gayrimenkulde, belki otomobilde fiyatların reel olarak gerilemesine neden olur. Evet geçelim yatırım kuruluşlarının Türk bankacılık sektörüne dair öngörülerine, raporlarına. Goldman Sachs'la başlayalım. Goldman Sachs'ın hedef fiyatları da var ama önce bankacılık sektörüne dair yorumunu görelim. Çünkü gerçekten acı bir tablo. Son bir yılda gelişmekte olan ülkelerde en kötü performansı sergileyen bankacılık sektörü Türkiye'de. Hisseleri tabii ki kastediyorum. Türkiye'nin bankacılık hisseleri son bir yılda dolar bazında yatırımcılarına %37 kaybettirmiş. Korkunç bir oran yani Türk bankalarına güvenenler batmış resmen. Buna karşılık Suudi Arabistan'a bakın. %71 son bir yılda bankacılık hisselerinin dolar bazında sağladığı kazanç. Tayvan %51, Güney Afrika %30 böyle devam ediyor. Türkiye kadar kaybettiren yani bizim bir altımızda Peru var onun da %11 dolar bazında kaybı bankacılık kağıtlarının hisselerinin. Peki bundan sonra ne olur? Goldman Sachs'ın önerilerine geçelim. Akbank için al önerisinde bulunuyor Goldman Sachs hedef fiyatını 7.6 TL'den 8.4 TL'ye yükseltmiş. Tek al önerisinde bulunduğu kağıt bankacılık hissesi Akbank. İş Bank Yapı Kredi ve Vakıf'ta nötr pozisyonda. İş Bank'ta 6.06'dan 6.8 TL'ye yükseltmiş. Yapı Kredi de 3.07'den 3.51'e yükseltmiş. Vakıf Bank'ın fiyat hedefini değiştirmemiş 4.3 TL'de sabit tutmuş. Halk Bank'ta ise sat önerisinde bulunuyor. Onun da hedef fiyatını 3.4 TL'de sabit bırakmış Goldman Sachs. Geçelim Credit Suisse'e. Kredi Suisse'de bir İsviçre bankası. Onun hedef fiyatlarını görelim Türk bankaları için. Akbank'ta 7.35 TL diyor. Garantide 12.21 TL. Halkbank'ta 3.78 TL. TSKB'de 1.25. İşbank'ta 5.84. Vakıfbank'ta 3.86. Yapı kredide 2.81 TL. Kredi Suisse'in 12 aylık hedef fiyatları. Bu nokta önemli. Hedef fiyatlar hemen bugünden yarına işte gelecek hafta, gelecek ay gerçekleşecek fiyat hedefleri değil. 12 ay için yapılmış öngörüler. O nedenle yani bu fiyatlar düşebilir bir süre. Düşünceye Barış Soydan böyle demişti. Demeyin. Zaten aslında 12 ay sonra bu fiyatlara ulaşsa da demeyin. Çünkü bunlar benim öngörülerim değil. Ben size objektif bir şekilde Goldman Sachs'ın, Credit Suisse'in, dünyanın en büyük yatırım bankalarının bana ulaşan raporlarındaki hedef fiyatları aktarıyorum. Kendi yorumumu eklemeden. Benim zaten bu kanaldaki videoların pek çok başka ekonomi yorumcusunun videolarından farkı benim sadece kendi yorumlarımı aktarmakla yetinmemem, ondan daha çok ekonomi gazeteciliği yapmam, ve güvenilir kaynakların Goldman Sachs gibi, Credit Suisse gibi ya da Reuters gibi ya da Financial Times ya da The Economist gibi güvenilir kaynakların verilerini, öngörülerini, haberlerini size bu kanalda aktarmam. Tabi zaman zaman da kendi yorumlarımı ekleyerek. HSBC'nin hedef fiyatlarını ve yatırım tavsiyelerini görelim yine Türk bankaları için. Akbank için hedef fiyatını 8.15 TL'den 8.35 TL'ye yükseltmiş. Yine 12 aylık al diyor. İş Bankası'nı 9.40 TL'den 9.25 TL'ye indirmiş. Al diyor. Yapı Kredi'de hedef fiyatı 4.10'dan 4.75 TL'ye yükseltmiş. Yine al diyor. Evet, bugünlük de bu kadar. Her gün saat 20.30'da bu kanalda piyasanın, ekonominin son 24 saatinin neden çıktığını, neden düştüğünü, bundan sonra ne olabileceğini güvenilir kaynaklardan, güvenilir raporlardan yorumlarla aktarmaya çalışıyorum. Bu kanaldaki bağımsız gazeteciliğini desteklemek isterseniz, bu kanaldaki güvenilir veri aktarma çabasına destek olmak isterseniz bu videonun altındaki katıl düğmesini, butonunu tıklayarak aylık 5 liralık abonelik ücretiyle bu kanala, bu kanaldaki ekonomik kulübüne üye olabilir ve desteklemiş olursunuz. Hafta sonu bir kripto videosu olacak. Belki bir gayrimenkul videosu olacak. Ama pazartesi her durumda 20.30'da piyasanın ekonominin son 24 saatiyle devam edeceğiz. İyi hafta sonları.